Hubble Uzay Teleskobu tarafından Abel 1351 adı verilen yeni bir galaksi kümesi tespit edildi. Büyük Ayı takım yıldızı içindeki bu galaksi kümesinin devasa bir boyuta ve ağırlığa sahip olduğu belirtildi. Abel 1351 hakkında bilim insanları, boyutuyla bu galaksinin uzay zamanı büktüğünü ve ışığı kırdığını söylüyor. Evrenin büyüklüğünün sınırlarını anlamada insan aklı çaresiz kalıyor. Öyle ki insanlık, teknolojinin geldiği noktaya rağmen, henüz içinde bulunduğumuz güneş sisteminin dışına çıkmayı başarabilmiş değil. Dünyanın da içinde bulunduğu güneş sistemi ise, Samanyolu galaksisinin bir parçası. Ancak yine de üst düzey teleskoplar aracılığıyla, uzayın derinliklerinde çok uzak bölgelerde yer alan, gök cisimlerini görebilmemiz mümkün. Amerikan ve Avrupa Uzay Ajanslarının ortak çalışması sonucu, birlikte geliştirmiş oldukları Hubble Uzay Teleskobu, geçtiğimiz aylarda yeni bir galaksi kümesi keşfetti. Bilim insanları tarafından Abel 1351 olarak adlandırılan bu galaksi, hem büyüklüğüyle hem bu büyüklüğün yarattığı etkiyle, bilim insanlarını dahi şaşırttı. Büyük Ayı takım yıldızı yörüngesinde görülebilen Abel 1351 isimli galaksi, binlerce galaksinin merkez bir çekim gücüyle, bir arada durmasından oluşuyor. Abel 1351 galaksi kümesinin mevcut ağırlığının, Güneş'ten katrilyonlarca kat daha fazla olduğu belirtiliyor. Yapılan son gözlem böylesi büyük devasa bir ağırlığın, uzay zaman üzerindeki etkisine dair bilim insanlarına, bir değerlendirmede bulunabilme imkanı sağlıyor. Elde edilen fotoğraflarda görülen ışık çizgilerinin, yıldız kayması gibi göründüğü değerlendiriliyor. Esasında bu çizgiler, uzaktaki galaksilere işaret ediyor. Galaksi kümesinin ağırlığı o kadar fazla ki, bu ağırlık içerisinden geçen bir ışığı, adeta bir büyüteç gibi bükerek yeniden dağıtabiliyor. Uzay ve zamanı çarpıtan bu ağırlık nedeniyle, çizgi halinde görülen bu ışıklar, esasında aynı galaksinin farklı zamanlardan görüntüsünün, birleşmiş halini yansıtıyor. Astronomi fotoğrafçılığında yaygın olarak kullanılan bu fenomen, yerçekimsel merceklenme olarak tanımlanıyor. Eğer ışık kaynağı yeterince yakınsa ve lens görevi gören yerçekimsel kütle yeterli oranda ağır ise, bu durumda aynı ışık kaynağına ait birden fazla fotoğraf görülmesi mümkün. Kütle çekimsel merceklenme, araştırmacılara normalde gözlemlenebilenden çok daha uzaktaki, galaksi benzeri nesneleri görebilme imkanı sağlıyor.